Geliyor mu sesim? Evet. Bağlantı kaydediliyor. Tamamdır. Nasılsınız? Ne var ne yok? Evet. Bu hafta ben de iyiyim Yusuf. Sağ olasın. Herkes iyidir inşallah. Bu hafta yavaş yavaş artık dediğim gibi son 12, 13, 14 aslında 3 haftamız var. Bu 3 hafta içerisinde object oriented kavramları göreceğiz. Yani object oriented kavram dediğim aslında nesneye yönelik programlamanın gerçek hayatımızdaki bir takım kolaylıkları var. O kolaylıklardan bahsedeceğiz. Şimdi buraları geçtik geçen hafta. İşte break continue nedir? Ne zaman kullanılır? Bunların hepsini anlattık. Şurada kısaca tekrar bunlara bir bakmak da şu şeyi alalım. Konsantre olmak gece olduğundan mı zor oluyor? Ümit, Tolga Hanım, Ümit. Yani şimdi aslında ha, iki dersim var aynı anda Java ile birlikte. Of, iki ders tabii ki zor olur ya. Yani aslında kayıt oluyor. Hangisini birine odaklanıp diğerini de kayıttan dinlemek daha mantıklı gibi geliyor. Evet. Break ve continue kısaca hemen anlamak açısından şuradaki şeyden akış şemasından bir gidelim. Break dediğimiz zaman herhangi bir ne koşul olursa olsun o koşulun dışına çıkartıyor bizi. Continue dediğimiz zaman koşulun o anki ifadesi neyse onu ne yaptırıyor? Direkt sonuna getiriyor. Mesela şuraya bakalım. 10, 20, 30, 40, 50'yi ne demişim? X eşittir 30 olduğu zaman break yap demişim. Onu yazdırdı, 20'yi yazdırdı, 30'u gördüğü anda yani şuraya baktığım zaman ne yaptı? Burada bir for döngüsü var. For'u sonuçlandırdı. Dolayısıyla burada ekrana 10, 20 yazdı. Şimdi buraya geldik. Onu yazdırdı. 20'yi yazdırdı. 30 olduğu zaman, 30 olduğu zaman ne yaptı? Continue dedi. Yani continue ne demek? Bunu aldı, tekrar başa götürdü. Yani direkt nereye götürdü? Condition koşuluna götürdü. Dolayısıyla 30'u yazdırmadı ekranda. 10, 20, 30'u dışarıda bıraktı. 40, 50. İkisinin farkı neymiş? Bir tanesi döngüyü tamamen sonlandırıyor. Bir tanesi de döngünün mesela 30'la ilgili kısmını ne yapıyor? Pas geçiyor. Bu nerede işimize yarar? Bu özellikle dizilerle veya herhangi bir şekilde bir döngü içerisinde istemediğiniz ne var ise yani sayı düşünün, dizi düşünün. Onları ne yapmak için? Ayırt etmek için, ayırmak için. Burada mesela 30'u dışarıda bırakalım demişiz. 30'u dışarıda bırakmak için continue uyguladık. İkisinin arasındaki fark neymiş? Birisi döngüyü bitiriyor. Diğeri döngünün o anki mesela o anki koşulu ne? 30. Ne yapıyor? 30 için döngüyü ne yapmıyor? Çalıştırmıyor. Yani o an continue'yu gördüğü zaman bakın şurada continue'yu gördüğü zaman başa dönüyor. Aşağıya hiçbir şekilde ne var ne yok onun umurunda değil. Birisi döngünün o anki koşulunu pas geçiyor. Diğeri ise döngüyü tamamen ne yapıyor? Kırıyor. Zaten adı üzerinde break ifadesi. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Tolgancığım yüklerim. Yüklerim sunumları ders bitiminde hepsini yükleyelim. Güzelce sizler de çalışın. Sınav için Ankara'ya geliyorsunuz değil mi? Ankara'da mı yapılıyor sınavlar? İstanbul, Ankara, İzmir. Evet. Şimdi Java'da bellek yönetiminde kısaca hatırlamakta fayda var. JVM'i vizede mi sormuştum?
Veya size daha önce sormuş muydum? JVM ne yapıyordu? Java Virtual Machine dediğimiz. Aslında Java'nın sanal makinesiydi. Java'yı platform bağımsız kılan, neydi? Java Virtual Machine'di. Dolayısıyla bu makine, yani sanal makine ne yapıyor? Java'da bellek yönetimini yapıyor. Şimdi Java'da iki tür bellek var. Bir tanesi neymiş? Stack. Belki küçük yazılıyor ama. Stack'in şey ne? Karşılığı ne? Stack'e ne diyoruz? Yığıt. Heap nedir? Yığın. Anlatabildim mi? Yani aslında Türkçeleri çok akılda tutmak da önemli değil. Burada stack ve heap olarak bilmek daha önemli. Çünkü literatürde hep böyle geçecek. Türkçesi yığın, yığın. Tek kelime baksanıza yığın var, yığıt var. Onlar aslında yığıt Türkçe'de tam ne anlama geliyor onu bilmiyorum. Yığını biliyoruz da hani yığılmış bir şekilde. Yığıt var mı yığıtla ilgili? Yığıt, yığın tek bir harf. Gökhan baksana bu arada ben şunu anlatırken. Şimdi stack bildiğiniz gibi stack'i kuyuya benzeteceğiz. Ne yapıyor? Kuyunun içerisinde dolduruluyor. Burada neler var stack memory'de? Referans adresleri var. Referans adresi ne demek? Aynen işletim sistemlerinde işte dosya erişim tabloları var. Dosyaların neleri var? Erişebilmek için tutulduğu adresleri var. Yani pointer diyoruz biz bunlara aslında baktığınız zaman. Point ediyor. Niye point ediyor? Şunların hepsi obje, nesne. Nesneleri gösteren adresler nerede? Bakalım Gökhan ne demiş? Yığıt stack diyor. Tamam. Öğelerden son gelen ilk işlem görecek. Yani last in first out. Bunu şey gibi düşünün. Mesela last in first out'u biliyorsunuz da hatırlamak için düşünün. Mesela ben kuyuya 10 kişi attım. Önce kim çıkar? 10. attığımız çıkar değil mi? Yani en üstteki çıkar. En son kim çıkar? İlk attığımız çıkar. Dolayısıyla last in, first out. Yani hani son giren ilk çıkar mantığı. Evet, üst üste dizilen tabakların yıkanması. Şimdi tabaklar bir şekilde alttan çekebilirsin de stack'te çekemezsin onu söyleyeyim. Yani hani stack kuyu daha şey böyle kuyuya atıyorsun su kuyusuna. Sen de sadece üstten erişebiliyorsun hani şuradaki gibi. Üstten tek tek alıp gidiyorsun. Şimdi stack ve heap olmak üzere Java'da iki tane ne varmış? Bellek tipi varmış. Peki ne yapıyor bu? Stack'te ne dedik? Bu objelerin yani nesnelerin adresleri tutuluyor. Bellekte nerede tutulduğunu. Biz bunlara ne diyoruz? Referans diyoruz. Şurada reference diye yazmış işte. Baktınız sana referans adresler burada tutuluyor. Nesnelerin kendisi de nerede tutuluyor? Burada tutuluyor. Baktığımız zaman bir aşağıya geldiğimiz zaman heap area dedi. Yani heap alanında kaç tane? 5 tane nesne var. Bunların stacklere bakıldığı zaman referans 1'in, referans 2'nin yani bunların adres değerleri sadece ne var? 1 ve 5'in var. Öbürleri nerede? 3, 2, 4 boşta. Şimdi bu şu demek oluyor. Bunlar Java'da stack memory boşaltılıyor. Yani siteye baktığınız zaman 1 ve 2 referans değerleri var, diğerleri yok. Dolayısıyla devamlı stack memory nesnelerin işi bittiği zaman stack memory'deki referans değerleri ne yapılıyor? Kaldırılıyor. Fakat ne gitmiyor? Nesnelerin kendisi gitmiyor. İşte yani hani bilgisayardaki temel silme mantığı burada da karşımıza çıkıyor. Yani bilgisayarda aslında bir şeyi silmek demek bizim ona erişemememiz demek. Yani buradaki objeye eriştirmediği zaman silinmiş gibi gözüküyor. Fakat bu bir süre sonra ne yapıyor? Tamamen bu heap alanı dolduğunda ne olacak? Sıkıntılar başlayacak. Yani bellek açısından bellek yetersizliği işte bellekle ilgili bir takım problemler size yansıyacak. Bunu ne yapıyor? Garbage collection diye yazılmış. Ne demiş? Yani garbage collection geliyor Java heap area'daki neleri temizliyor? Objeleri temizliyor. Yani sınavda bu bellekle ilgili bir soru gelecek olursa
İki tür bellek var. Birincisi referans değerleriyle ilgili ne? Stack memory. İkincisi objeleri tutan heap memory. Garbage collection hangi bellek türünde çalışıyormuş baktığınız zaman? Garbage collection. Heap'te çalışıyor. Anlaşıldı mı? Yani bu önemli. Yani garbage collection şu tarafta çalışmıyor bakın. Dikkat ediyor musunuz? Before garbage collection diyor. Garbage collection'dan önce ve garbage collection'dan sonra. Bakın dikkat edin. Referans 1, referans 1, referans 2, referans 2. Anlatabildim mi? Yani burası öncelikle kendi bir objenin işi bittiğinde stack'ten ne yapılıyor? Çıkartılıyor. Ne çıkartılıyor? Referans değeri. Referans değerleri garbage collection'la neyi yokmuş? Alakası yokmuş. Evet, devam edelim. Şimdi Java'da neler var? Paketler var. Şöyle şuradan bakın. Paketler var. Çeşitli sınıflar var. Bazı sınıflar anlatacağız. Mesela soyut sınıf diyeceğiz. Bazı sınıflar somut sınıf diyeceğiz. Yani soyut sınıf ne demek? Somut sınıf ne demek? Bunlardan kısaca şimdi bahsedeceğim ama haftaya açacağız onları. Şimdi somut dendiği zaman satır satır kodu yazılan, içerisinde satır satır ilgili işi yapmak üzere ilgili fonksiyon, ilgili işte sınıf içerisinde ne yapılmak isteniyorsa onların satır satır kodlandığı sınıflar somut sınıflar. Adı üzerinde somut. Peki bir de soyut sınıflar var. Mesela şunu soyut sınıf olarak algılayalım. Burada çünkü bakın yazılmış bir de küçük bir class yazıyor da bunu herhangi bir şekilde neyi var bunun soyut sınıflarda? Sadece imza dediğimiz kısmı var. Peki birazdan geleceğiz. Bir yöntemin imzası ne demek? Birazdan bir slide sonra söyleyeceğim. Bir yöntemin imzası var soyut sınıflarda. Diğer de yöntemse mesela sınıf içerisindeki soyut yöntemse ne diyoruz? Soyut şurası sadece imza var. Somut tamamen birebir her türlü kodun yazıldığı neler var karşımıza çıkıyor. İşte o ilgili işlevsellik neyse kod onu yapıyor. Satır satır yazıyorsun. Ve sınıflar içerisinde ne var? Yöntemler var. Bakıldığı zaman Java'daki scope dediğimiz hani kapsam dediğimiz paket, sınıf, yöntem gittikçe buraya doğru. Ondan sonra zaten satır satır yöntemlerin içerisinde ne var? Kodlar var. Devam edelim. Şimdi zaten az önce bir ne dedim size? Şunu söyledim. İmza dedim. Bir yöntemin imzası demek tamamen şu. Mesela şurada get area diye bir ne var? Alanı bulmaya yarayan double türünde bir yöntem var. Bu ne demek? Bu fonksiyon double değerini return ediyor, döndürüyor. İçerisinde çeşitli neler olabilir? Parametreli olabilir. Dolayısıyla bir yöntemin imzası demek. O yöntemin gönderdiği değer, o yöntemin adı ve o yöntemin içindeki parametreler. Yani bir yöntemin imzasını 3 alana ayırıyoruz. Bir yöntem, bir metodun imzası demek. Metodun ismi, metodun parametreleri ve metodun neymiş gönderdiği değer. Biz bunlara ne diyoruz? O yöntemin imzası olarak söylüyoruz. Bir hani UML class diyagramları bunu geçen hafta da üzerinde durmuştum. Bakıldığı zaman bu şekilde ne oluyor? Burada sınıfın ismi var. Burada data fields dedi bir takım değişkenlerin tanımlandığı yer var. Bir de ne var? Constructors and methods dediğimiz kurucu ve yöntemlerin ne yapıldığı tanımlandığı yer var. Üç katman var. En üstte neyi var? İsim. Aşağıda değişkenler var. Onun aşağısında da yöntemlerin yazıldığı neler var? Alan var. UML diyagramı bu şekilde gösteriliyor. Şimdi baktığımız zaman işte data field dedi mesela double türünde bir değer tanımlamış. İşte constructors dedi bakın circle dediği anda ne yapıyor? Construct ediyor. Neyi construct ediyor? Bu sınıfı
bu sınıfın kurucusu. Sonrasında herhangi bir metot yazmış. Yine şuraya bakıldığı zaman televizyon sınıfındaki neler var? İşte sınıfın ismi, sınıfın neyi bunlar bakıldığında de değişkenleri. Burası da sınıfın neleri? Kurucu ve sınıfları. Pardon, yöntemleri. Bunları geçen hafta değindiğimiz için hızlı gidiyorum. Şimdi şurası önemli arkadaşlar. Yani bir metodun, bir yöntemin imzası şunlar. Şurası bakın sadece. Şurası. Şimdi geçen hafta bunları farklı bir şekilde anlatmıştım. Bu haftaki üzerine vurgulamak istediğim şey bir soyut yöntem dediğimiz zaman, soyut yöntem dediğimiz zaman sadece şu satır yeri alacak. Yani nedir? Mesela bu ne değer döndürüyor şu anda? Şu. Bu metodun adı neymiş? Max veya Max diyelim. Max metodu hangi değeri döndürüyor? Şuraya baktığınız zaman. Evet, sınıfta şöyle biraz sınıftan cevap bekliyoruz. Bakıldığı zaman max değeri ne döndürüyormuş? Integer bir değer döndürüyor. Yani şurada yazıyor. Evet, devam edelim. Bunları bir de şurası önemli. Bir de bu, ne var burada? Herhangi bir z değeri tanımlanmış ve bu z integer bir değer. Ne yapılıyor burada? X ve y'yi ne yapıyor? Hangisi maksimumsa bunu z'ye atıyor. Şimdi bakın, bu değer integer olmazsa z'ye atanabilir mi? Evet. Sınıfa bir soru soralım. Bu değer, şimdi max ne dedik? Integer bir değer döndürüyor. Eğer z değeri integer olmasaydı, başka bir değer olsaydı bu çalışır mıydı şurası? Nasıl olabilir Hüseyin? Yani yine nümerik değer olsa olurdu. String bir değer atasaydık buraya. String değer olsa olur muydu? Olmazdı. Ne hatası verirdi o zaman? Derleyici. Derleyici bir hata verecekti. Ne yapacaktı? Buradan buraya conversion dediğimiz hani dönüşüm hatası verecekti. O yüzden buraya herhangi bir sayısal değer, işte integer, double, float, buna benzer değerler. Byte olur muydu buraya? Yani şuraya byte, z'yi byte olarak tanımlasaydık olur muydu? Olmaz. Çünkü integer bir değer, byte açısından bakıldığı zaman ne olacak? O onun altında kalan bir değer. Sayısal ama byte'ın en fazla tanımlanabilecek değer kaçtı? 1 byte kaç bitti? 8 bitti. 2 üzeri 8 dediğimiz zaman 256, 255. Evet, long olsa da olurdu. String olunca conversion dediğimiz. Yani hani buradan buraya atıyor ya, bakın ne demiştik? Bu atama. Bu değeri bu değerin içine koyacağı için buradan buraya bir dönüşüm hatası verecek. Yani derleyici diyecekti. Bu type mismatch diyecekti. Hani tip uyuşmazlığı diyecekti. Evet, devam edelim. Şurada. Evet, şimdi buralar önemli artık. Yavaş yavaş nereye gidiyoruz? Encapsulation diyelim, yani kapsülleme diyelim Java'da. Kapsül deyince ne aklınıza geliyor? Yani mesela şu kapsül deyince direkt aklımıza neler geliyor? Kapsülün içerisindeki antibiyotikleri kullanıyor musunuz? Aramızda sağlıkçı var mı? Böyle bir sağlıkçı varsa aramızda. Niye antibiyotikler kapsülden? Tam ormancı da olur ya. Yani ormancı da orman bakış açısıyla olayı çözer yani. Şimdi
Ormanda da şimdi kapsülle ilgili örnek verebiliriz ama direkt şimdi herkes bir kapsül antibiyotik veya kapsül ilaç yutmayan yoktur herhalde, değil mi? Şimdi kapsül ilaçları direkt midemize attığımız zaman ne yapıyor? Yani ilacı mideden mi korumak, mideyi korumak için mi kapsül var? Önce onu söyleyelim. Yani ilaç mideye girdi. Kapsülle girdi. O kapsül biliyorsunuz midede eriyor, değil mi? Midenin bir asidi var. Düşün, asitin içine o şeyi attınız, kapsülü. Şimdi direkt mideye zarar olur mu mesela ilaçların? Hani bazen de şey veriyorlar ya, mide koruyucu vesaire. Şimdi bakıldığı zaman ilacın ne yapıyor? İşte midede kana karışması için ne yapılıyor? Gittiği en son noktada o bir şekilde, işte midenin neresiyse orayı bilmiyorum. O yüzden sağlıkçı var mı diye sordum. Gittiği son noktada asitle buluşuncaya kadar o ilaca bir şey olur mu? Olmaz. Evet, yani büyük bir ihtimalle burada ne oldu? Bir koruma oldu, değil mi? Yani koruduk, ilacı koruduk. Nereye kadar koruduk? Gittiği yere kadar. Gittiği yerde de belki mideyi hani koruyordur, şudur budur, orasını bilmiyorum. Ama kapsül dediğimiz zaman adı üzerinde. Bakın burada public demişiz, protected demişiz, default demişiz, private demişiz, sınıf demişiz. Şimdi bunların hepsi ne yapıyor? Bir kapsül katmanı oluşturuyor. Aslında biz bu enkapsülasyon diye geçiyor Java'da da, onu bilebilmek için neler bilmek gerekiyor? Access modifier, yani erişim düzenleyiciler diyoruz. Adı üzerinde şu şekil güzel anlatıyor. Şimdi az önce ne demiştim? Şunu unutmayalım. Şu önemli. Şuradaki kapsam. Tekrar. Bakın. Bir paket dediğimiz zaman, zaten paketlerden sonra derste kısaca değineceğim. Bir paket dediğimiz zaman ne yapıyor? Örneğin burada edu.yseb.computer science demişim. Yani DNS adı gibi yazılıyor. Hatırlıyor musunuz? Yani DNS isimleri vardır. Tersten yazılır. Burası paketler bu şekilde yazılıyor. Şimdi şu şekli unutmayın. Şimdi hemen geliyorum şuraya. Şimdi bakın. Şurada ne var? Paket 1 var, paket 2 var. 3 tane de ne var? Sınıf var. Şimdi diyoruz ki eğer bir değer private'sa, bakın bir değer private'sa sadece o sınıf içerisinde geçerli. Private ne demek kelime anlamıyla? Private ne demek? Özel demek, değil mi? Hani şimdi bu Latince'de privatus kelimesinden oralara kadar gidiyor. Mesela privacy diyoruz ya, hani privacy, mahremiyet de bu kökten geliyor. Mesela privacy, mahremiyet dediğimiz zaman ne? Her kişinin mahremi kendine özel, değil mi? Yani mahremiyet kavramını da buradan ortaya çıkarttığımız zaman mahremiyet neymiş? Sadece kişinin kendisine özel bir alan. Yani şuraya class A'ya bir insan dersek, mahremini insanın sadece kendisi bilir. Yani özel alan. Peki bu, siz mahremiyetinize kimse ulaşsın ister misiniz? İstemezsiniz, değil mi? Yani o mahremiyet alanı kişiye özel bir alan. Dolayısıyla private dediğimiz access modifier, yani değişken veya erişim düzenleyici diyebiliriz. Private olduğu zaman o sadece ne yapıyormuş? İlgili sınıf içerisinde ne yapılıyor? Bakın şurası bir paket olun. Pakette geçerli değil. Sınıflar, paket içerisindeki sınıflarda geçerli değil. Sadece kendi tanımlandığı sınıf içerisinde geçerli. Peki public ne demek? Bu da yine Latince'de, hepsi Latince'ye dayanıyor bunların da. Public ne demek? Halka açık. Kamu demek, değil mi? Yani kamunun da anlamı o ya. Halka açık. Yani eğer bir şey public ise, bakın paketten erişiliyor. Paket içerisindeki diğer sınıftan erişiliyor. Diğer paketlerden erişiliyor. Yani şuraya baktığımız zaman public dediğimiz alan aslında her
Yani everyone paylaşımı var ya. Bilgisayarda biliyorsunuz hani paylaşım. Evet. Şimdi Hüseyin, Fablin sıkıntısı ne? Uğraşmazsın getir setirlerine ama Fablin'in bir sıkıntısı var. Evet. Yani düşünün. Şurası yani mesela biz hani Ankara'dayız. Ankara'da Kızılay diyelim. Kızılay'da bir alan. Tamam. Herkes oradan gelir geçer. Herkes birbirini görür ama orada problem ne var? Güvenlik problemi var. Mesela Kızılay'da gittik. Protected dedik. Korumalı bir alana geçtik. Mesela bir sadece belli bir kişilerin girebileceği bir alana geçtik. Ne oldu? Bir kademe daha güvenlik arttı. Şimdi private ve protected, pardon, private ve public birbirinin tamamen zıttı. Neymiş? Private olan erişim düzenleyiciler sadece kendi tanımlandığı sınıf içerisinde bu yöntem olabilir, değişken olabilir, fark etmez. Public ise her yerden. Her yer dediğimiz ne? Java'nın içerisindeki her yerden, tüm paketlerden erişilebiliyor. Peki protected'a gelelim. Yani bunlar çok karıştırılır da bu şekil güzel anlattığı için bunları da iyi anlamanızı istiyorum. Şimdi protected dediğimiz zaman ne yapıyor? Bakın şuradan şu paketten geçiş var mı buraya? Şuraya. Paketten geçiş yok bakın. Yani. Fakat aynı paket içerisinde ne yapıyor bu? Protected'da. Ne var? Erişim var. Dolayısıyla kendi tanımlandığı sınıftan veya aynı paket içerisindeki yer alan sınıflardan ne yapıyor? Protected'da birbirine erişilebiliyor. Nereden erişilemiyor Protected'da? Dışarıdan erişilemiyor. Ama aynı paket içerisinden erişiliyor. Peki bir de neyimiz var? Default'umuz var. Default da Protected'a benziyor. Fakat farkı var. Onu birazdan söyleyeceğiz. Neymiş default'ta bakın. Default şu resme baktığımız zaman şurada ne var? Bakın aşağıda subclasses yazıyor. Protected olduğu zaman o sınıftan üretilen alt sınıflarda neye erişiyor? Protected erişim düzenleyicilere erişiyor. Bakın ne diyor? Protected'a class yani aynı paket içerisindeki class'lar. Paketin içerisindeki klaslar. Yani şu klas dediği kendi sınıfı. Paket içerisindeki sınıflar ve subclasses. Bu önemli. Anlaşıldı mı? Yani private'la, pardon, default'la protected'ın farkı neymiş? Hüseyin, hangisinde daha? Burada Hüseyin'e bir soru sorayım. Hüseyin Avni'ye. Şimdi default ne zaman kullanılır? Protected ne zaman kullanılır? İkisi arasında çok küçük bir fark var. Baktığın zaman ne? Alt sınıflar. Yani alt sınıflar nasıl üretiliyor? Kalıtımla üretilecek. İşte inheritance dediğimiz onlardan bahsedeceğiz. Evet, Hüseyin Avni, senden bir subclasses'a erişmek ya da erişmemek bizim açımızdan nedir? Yapma şimdi. Getter, setter'ı biliyorsan bunları da bilirsin. Yani şimdi bir alt sınıftan üst sınıfa erişilemez ise alt sınıftan bakın yani subclasses şurada yok gördüğünüz gibi. Erişilemezse ne olur? Yani alt sınıftan üst sınıfa erişilemez ise kalıtım ilkesini anlatacağız ya. Normalde kalıtımda ne yapılıyor? Bir sınıftan alt sınıf oluşturuluyor. O alt sınıfla üst sınıf arasında durmadan ne var? Bir ilişki var. O yüzden protected yazdığınız zaman alt sınıf ve üst sınıf arasında geçişleri yapabilirken erişimleri yani biz ona ne diyoruz? Visibility diyoruz. Yani görünebilirlik diyoruz. Görünebilirlik karşımıza çıkıyor ama şeyde çıkmıyor bakın default'ta. Peki default ne demek? Hadi Hüseyin abi onu bilirsin. Default ne demek? Yani default'u yazıyor muyuz elimizde? Evet. Default varsayılan yani hiçbir şey yazmaz isek, hiçbir şey yazmaz isek otomatikman Java bunu hangi sınıfa alıyormuş? Default erişim düzenleyicisi olarak varsayıyor. Anlaşıldı mı?
Burası çok önemli. Yani şimdi private yazdığınız zaman sadece o sınıfın içinde kalıyor. Public yazdığınız zaman her yerden erişiliyor. Protected ve default aynı. Tek farkı ne dedik? Default'a alt sınıflardan erişilemiyor ama protected'a alt sınıflardan erişiliyor. Evet. Şimdi default'un neyi var dedik? Aslında friendly diye geçiyor bazı kaynaklarda da. Package private deniliyor. Yani hani bir sürü neleri var, isimleri var. Şuradan bakalım. Bir sürü ne var? Paket var Java'da değil mi? Şimdi default dediğiniz zaman neymiş? Sınıfın içerisindeki metotlar, variable'lar, constructor'lar default olarak yani hiçbir şey yazmaz isek ne yapılıyor? Tanımlanıyor. Şimdi şuraya baktığınız zaman mesela altını çizmişim. Class demişim. Bir inheritance testi yapan bir kod burası. Dolayısıyla ben bunu class public olarak tanımlamaz isem veya protected olarak tanımlamazsam bu kod sizce çalışır mı? Bakın. Bir tane default bir ne yaptım? Üst sınıf oluşturdum. Buna bağlı alt sınıfları oluşturduğum zaman alt sınıftan üst sınıfa ne yapılamaz? Erişim yapılamaz. Şimdi alt sınıf üst sınıf ne demek? İşte hayvan diye bir sınıf var, köpek var, kedi var. Dikkat ettiğiniz zaman aşağıya doğru ne oluyor? Bakın şunlara biz ağaçlarda da hep böyledir de root'a doğru gittikçe ne olur? Genelleşir değil mi? Bakın bir mühendis bunu artık çok rahat algılayabilmeli. Yani bu tree gösterimi, ağaç gösterimi her yerde karşımıza çıkıyor. Ağacın yaprakları daha özel, daha özel ve sınıf açısından bakıldığı zaman somut bir takım veriler içerirken ağacın yukarısına doğru çıkıldıkça soyut, soyut, daha soyut ve daha genel. Neymiş? Yani ağacın en tepesi yani kökünde soyut ve genel, yapraklarda yani en altta somut ve özel. Şimdi onlarla ilgili zaten ilerleyen şeylerde derslerde fark edeceğiz. Ya baktığınız zaman yine public dediğiniz zaman tüm sınıf her yerden erişiliyor. Zaten bunu anlattık. Şurası önemli. Bir nesnede veya bir sınıfta veya yazdığınız kodda public üye ne kadar az var ise dışarıya o kadar sade görünür. Bu önemli. Yani çünkü public sayısı arttıkça dışarıdan da görülebileceği için, dışarıdan da erişilebileceği için bunu sadece güvenlik olarak algılamayalım. Güvenlik olarak algılamayalım. Bunu şu şekilde de algılamak gerekiyor. Yani şimdi mesela biz evden örnek vereyim. Yani evdeki mutfağın her yerini altın üstüne getirdik. Dağıttık. Mutfağa giren birisi mutfakta ne varsa görüyor. Ne varsa ama işte. Çekmecelerden çıkarttık, koyduk, şuraya koyduk. Bu size nasıl bir yani baktığınız zaman hani her şey gözüküyor ya. Evet, sağdaki şekli de özellikle koydum. Yani bizim açımızdan public bir taraftan da kodun okunulabilirliği açısından sıkıntı oluşuyor. Çünkü herkes eriştiği için orada ciddi düzeyde bir ne yapmak gerekiyor? Erişim kontrolü uygulamak gerekiyor. Özetleyecek olursak private dediğimiz zaman ne diyor burada? Same class yani kendi sınıfından oluşur. Eğer package veya default veya friendly özellikle bunları söylüyorum. Hani çünkü farklı kaynaklarda farklı şekilde geçebilir. Üç ismi var. Default, Package, Private veya Package diye geçebilir. Bir de ne var dedim? Default, Package, Private, Friendly. Görüldüğü zaman aynı sınıftan ondan sonra bakıldığı zaman ne dedik? Kendi alt sınıfları hariç bakın subclass'ı almıyor. Yani protected olduğu zaman subclass'ta giriyor. Public olduğu zaman artık herkes giriyor. Bu şekil özellikle koydum ki herkes tarafından net bir şekilde anlaşılsın diye. Yani şimdi private erişimle ilgili de şunu söylemek gerekiyor.
Evet, default protected farklı. Default'ta türetilmiş sınıflara erişim izni verilmiyor. Aynen öyle. Şimdi şu private erişime baktığımız zaman, aslında private ne diyor? Bakın, private members can be accessed at any place in the class defined. Yani sadece kendi tanımlandığı sınıf içerisinden erişilmesi de bir anlamda ne yapıyor? Salt okunur yapıyor. Yani hani dışarıdan bir şekilde bunlar okunur mu? Private bir değer dışarıdan okunur mu? Onu bir soralım. Private bir değer. Evet, okunmaz. Ama şu şekilde private static inner class dediğimiz, yani o alt sınıflara doğru girildikçe, bakın şu şekilde çağırdığı zaman bir hataya sebep olur. Aslında bizim için eğer private değere read only salt okunur yapmak için bir tane ne yapmak gerekiyor? Public yöntem yazılıyor. Bu şekilde bir şekilde dışarıdan sadece read only olarak okunur. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Private doğrudan hiçbir şekilde erişilmez. Ama private'ın içerisine yazacağınız public bir yöntem, public bir metot ne yapıyor? Onun read only olarak dış dünyadan okunmasını sağlıyor. Protected'da ekstra söyleyeceğimiz ne var diye baktığım zaman, protected o sınıftan türeyenlere, yani o sınıftan türetilmiş olan alt sınıflara ne olmuş oluyor? Erişim veya görünebilirlik olmuş oluyor. Onun dışında baktığınız zaman, hani şurada farklı bir gösterim. Bir modifier, public protected, no modifier veya private olduğu zaman tüm sınıflar bir kere kendi sınıfında, class dediğimiz kendi oluşturulduğu sınıfta hepsi ne var? Erişiyor. Dolayısıyla kendi sınıfında hiçbirinde problem yok. Kendi sınıfında tüm modifierlar aynı. Sınıfın bir üstüne çıktığımız zaman, yani pakete çıktığımız zaman, private'ın artık orada neyi bitiyor? Bir şekilde erişilebilirliği gidiyor. Peki sınıftan bir sınıf türettiğimiz zaman, subclass olduğu zaman burada bakın default'un da şeyi gidiyor, görünürlüğü gidiyor. Public ve protected kalıyor. World dediğimiz, yani hani tamamen tüm paketlerden, Java içerisindeki her yerden, diğer paketlerden de erişilebilecek ve visible olan tek bir ne var? World diye onu adlandırmışlar. Yani everywhere, her yerden ulaşılabilen tek şey var. Yani public. Evet, bakıldığı zaman şu da önemli. Hiçbir private özellik türetilen sınıfa geçmez. Bakın. Hiçbir private özellik türetilen sınıfa geçmez. Dolayısıyla private özellik türetilen sınıfa geçmediği için ne oluyor? Bütün sınıflara kapalı olmuş oluyor. Fakat protected özellikler ne yapılıyor? Türetilen sınıflara geçiyor. Bunları zaten inheritance dediğimiz, hani kalıtım, miras konusunda göreceğiz haftaya. Bir de ne var? Statik ve final sözcükleri var. Bunlar da önemli. Yani aslında şu ana kadar bahsettiklerimizin hepsi public, protected, default, private. Bunlar neydi? Access, modifier'dı. Bunlar da non-access modifier. Yani hani tam tersi. Finali koyduğunuz zaman ne oluyormuş mesela? Bakıldığı zaman bir sınıfta final değişkeni kullanılıyor. Constructor'da kullanılamıyor. Final ne iş yapıyormuş? Önüne yazıldığı değişkenin değerinin bir kez verildikten sonra değiştirilemeyeceğini gösteriyor. Yani ne demek bu? Finalize. Ben bir hangi öğelerin önüne final yazabilirmişim? Sınıfın, variable değişkenin, metot, yöntemin, ama bir constructor'ı final olarak ne yapıyoruz? Tanımlayamıyoruz. Peki statik anahtar sözcüğü neymiş? Bakıldığı zaman. Sınıfta, şimdi hangi sınıfta ama? Private nerede? Şurada mı? Şimdi şöyle, buradaki class bir bakalım. Private class yaptığınız zaman düşünün bakalım. Yani sınıf, her şeyi kapatırsın.
Yani private'ın anlamından düşün. Sınıfın en azından kendi içerisinde kullanılması gerekiyor ya. Zaten ona önümüzdeki hafta şeyde örnek vereceğim Hüseyin. Hatta küçük bir örnek ya. Şu şeyi özellikle verdim. Yani şurası önemli. Şimdi hiç protected'da da yok bakın. Private'da da yok. Default'ta var. Yani o şekilde yazılabiliyor. Bunlar sınıf, değişken, yöntem, constructor, access modifier veya access olmayan, yani erişimi bir şekilde kısıtlamayan şu keywordlerle kullanılıp kullanılmamasının sebebi nesneye yönelik programlama, NYP dediğimiz veya OOP dediğimiz Object Oriented Programming'de bir şekilde zaten mantıksal olarak açıklanır. Yani şunu düşün, bir sınıfı özel bir sınıf yaptığın zaman o sınıf ne olur? Tüm dış dünyaya kapanır, değil mi? Yani düşündüğün zaman zaten yavaş yavaş şeyi gelecek. Onlara zaten inheritance'da değineceğiz. Ya burada aslında tüm dünyadaki bizim temel mantıklarımız var ama şunu unutmayın. Statik neymiş? Statik. Bir şekilde statik anahtar sözcüğü olduğu zaman onun kopyaları üretilmiyor. Yani statik ve dinamik bakın. Statik dediğiniz zaman durağan. Yani durağan geldiği zaman örneğin sınıf içerisinde bulunan instance'lar statik olarak tanımlanabiliyor. Bakıldığı zaman statiğe bir bakalım. Variable'lar statik olabiliyor. Yöntemler statik olabiliyor. Constructor olabilir mi? Bu dinamik bir kavram. Sınıf olabilir mi? Dinamik bir kavram. Yani hani bakıldığı zaman şuradaki karşımıza çıkan tablodan çok rahat çıkartabiliriz. Şunu bilin yeter şu anda. Public, protected, default, private bunlar access modifier yani işte kapsülleme dediğimiz bir şekilde koruma kodumuzu dışarıya karşı koruyan veya görünürlüğünü değiştiren nedir bunlar? Anahtar kelimeler. Bir de bunları tamamen değiştiren final, abstract, static, daha volatile var bir sürü var da çok önemli değil onlar. Bunlar da non-access modifier diye literatürde geçiyor. Bunları bilmek gerekiyor. Şimdi haftaya Java'da şu anda enkapsülasyonu anlattık. Yani hani kapsülleme dediğimiz olay bu. Yani bir şekilde dışarıya karşı verebileceğiniz bir takım anahtar bilgilerle, anahtar kelimelerle ne yapıyorsunuz? Kodunuzu görünür ya da görünmez yapıyorsunuz. O ilk şekilde bir kapsül gibiydi. İç içe katmanlar vardı. O katmanlardan bir şekilde ne yapıyorsunuz? Kodunuzu size işinize nasıl yarayacaksa özelleştirebiliyorsunuz. En dışı public, en içi private. Public ile private arasında gidip geliyor. Şimdi aşırı yükleme veya override dediğimiz üzerine yazma, ezme veya geçersiz kılma gibi iki özellik var. Bunlar da polimorfizm olarak geçecek. Haftaya bunlardan bahsedeceğiz. Şu anda bu slide'da yükleyeyim ben. Diğer yani tüm haftaları da aslında bakayım. Eksik olanları yükleyeyim. Bu hafta içerisinde veya en geç önümüzdeki hafta tüm 10 tane bölüm olacak. 10 bölüm de yüklenmiş olacak. Çünkü ben artık onayını verdim. Karşı taraf öğrenci işlerinde hani dizayn tarafı, tasarım tarafı da bitirdi. Birkaç tane değişiklik istedim. Onları yapıp şöyle Gürel, 4 tane PPTX var ama onların içerisinde 30-40 tane sunum var. Mesela şu an biz 4'ün içindeyiz. 4'ün içinde olduğumuz için hani 4 hafta gibi algılamayın olur mu onu? Yani mesela orada en az 2 haftalık slaytlar var. Olmayan slaytları koyacağım ben yani. Çünkü yeni eklediklerim oldu. Onu son haliyle koyacağım. Toplamda 5 PPTX olur veya 4 olur işte hepsini kapsak 4 ya da 5 PPTX olacak. Fazla bir şey olmayacak zaten. Çünkü her hafta bir PPTX'i zor bitiriyoruz. Evet, yok 4'ün içinde koyacağım. Çünkü aralara bazı slaytlar yerleştirdim Tolgahan. Ben en son haliyle koyacağım bunları. Orada sıkıntınız olmasın. Arkadaşlar, herkese hayırlı geceler diyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. Kendinize dikkat edin. Herhangi bir sorununuz olduğu zaman Java ile ilgili yazın.
E-postaları okuyoruz. Kendinize dikkat edin. Tekrar herkese hayırlı geceler diliyorum.